Bu videoda öz ısı ya da diğer ismiyle özgül ısıyla erime ve buharlaşma ısısı hakkında konuşacağız. Elimizde içi sıvı dolu bir kabımız olsun ve biz bunun sıcaklığını arttırmak istiyoruz diyelim. Muhtemelen ısı eklememiz gerekecek değil mi? Ama ne kadar ısı eklememiz lazım şimdi ona bakacağız. Şanslı günümüzdeyiz bunun için bir formül var. Bir bakalım neymiş? Buraya ne yazacağız onu bulalım. İhtiyacımız olan ısı miktarı bir takım unsurlara bağlı olarak değişecek. Öncelikle sıcaklığı ne kadar arttırmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Sonuçta ne kadar çok ısı eklersek sıcaklık o kadar artacak. Aynı zamanda ne kadar sıvımız olduğuna göre de değişir. Yani sıvının kütlesi de önemli. Elimizde ne kadar çok sıvı varsa sıcaklığı değiştirmek için o kadar fazla ısıya ihtiyacımız olur. Son olarak ekleyeceğimiz ısı miktarı maddenin öz ısısına göre de değişiklik gösterir. Bazı maddelerin yapıları gereği sıcaklıklarını arttırmak daha zordur. Yani bir maddenin öz ısısı yükseldikçe o maddenin sıcaklığını arttırmak için gereken ısı miktarı da artıyor. Şimdi birkaç örnekle ne demek istediğimi daha iyi göreceğiz. Mesela elimizdeki sıvı su olsun ve sıcaklığı 20 derece Celsius diyelim. Kabımız aslında göründüğünden daha büyük. 2 kilogram su alabilmiş. Kaynaklardan bakabilirsiniz ama çoğunlukla bu değerler size verilir. Evet, oda sıcaklığında suyun öz ısısı 4186 Joule bölü kilogram derece Celsius. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. 1 kilogram suyun sıcaklığını 1 derece arttırmak için 4186 Joule ısıya ihtiyacımız var. Suyun öz ısısı çok yüksek olduğu için işimiz biraz zorlaşacak. Bu ne demek? Suyu ısıtırken suyun sıcaklık değerinde aşırı bir fark görmeyiz ama depolandığı ısı miktarı oldukça fazladır. Şimdi suyun sıcaklığını 50 derece Celsius'a çıkarmak istiyoruz diyelim. Ne kadar ısıya ihtiyaç var? Bakalım. İhtiyacımız olan ısı miktarı eşittir. Kütle yani 2 kilogram çarpı öz ısı. Onun da 4186 jül olduğunu biliyoruz. Çarpı sıcaklık değişimi. Delta T sıcaklık değişimi demek. Yani son sıcaklık eksi ilk sıcaklık. Peki son sıcaklık yani T son ne? Ulaşmaya çalıştığımız son sıcaklık 50 derece Celsius. Isıtmaya başladığımız noktadaki ilk sıcaklık da 20 derece Celsius. Bunların hepsini kütle, öz ısı ve sıcaklık değişimini çarparsak sonucu 251.160 Joule buluruz. 2 kilogram suyun sıcaklığını sadece 30 derece Celsius arttırmak için bu kadar fazla miktarda ısı gerekiyormuş. Bu yüzden suyu genellikle ısı emen madde olarak kullanırız. Şöyle düşünün, elinize bir çay kaşığı olsun ve bunu mumun ateşine tutun. Hemen ısınacaktır ama suda durum öyle değil. Mumun ateşinde duran bir bardak su hemen ısınmaz. Bu çok basitti, daha zor bir örnek inceleyelim. Su dolu kabımızı altından ısıtmak yerine bu sefer içine ısıtılmış bir metal parçası atalım. Yarım kiloluk yani 0,5 kilogramlık çok sıcak bir parça bakırımız olsun. Bunu alıp önce iyice ısıtıp sonra aynı suyun içine bırakıyoruz. İkisinin eşitleneceği denge sıcaklığını merak ediyoruz. Bu durumda bakır soğuyacak, su ısınacak. Peki dengeye geldikleri noktada yani kaç derecede buluşacaklar? Elimizdekilere bir bakalım. Videonun başında bunu hesaplayabilmek için bilmemiz gereken birkaç şeyin olduğundan bahsetmiştim. Bakırın kütlesinin 0,5 kilogram olduğunu biliyoruz. Bir de ilk sıcaklığını öğrenmemiz lazım. Bakır parçasının çok sıcak olduğunu söylemiştim. Mesela 90 derece Celsius olabilir. Bakırın öz ısısına da ihtiyacımız var. O da 387 Jül bölü kilogram derece Celsius. Söylemesi uzun sürdüğünden bundan sonra birimlerini okumayacağım. Evet, suyun özelliklerini değiştirmedik. Önceki örnekle aynı olsun. Su yine 2 kilogram ve suyun öz ısısı her zaman 4186. İlk sıcaklıkta 20 derece Celsius. Buluşacakları sıcaklık 20 ile 90 derece arasında bir yerde olmalı. Tam olarak kaç olduğunu bulalım. Burada dikkat edeceğimiz önemli bir ayrıntı var. Bakır suya ısı veriyor. Su da bakırdan ısı alıyor. Ama hangisinin ne kadar verdiğini ya da aldığını bilmiyoruz. Kabımızdan çevreye ısı yayılmıyor. Yani ısı kaybı yok. Çünkü bu bir kalorimetre kabı. Kalorimetre kapları izole edilmiş, ısının dışarı kaçmasını engelleyen bir özelliğe sahiptir. Bu durumda kaptan dışarıya ısı çıkmıyorsa bakırın kaybettiği ısı, suyun kazandığı ısıya eşit olacaktır. Kısacası bakırın ve suyun ısılarının toplamı sıfıra eşit olacak. Çünkü bunlardan biri pozitif, diğeri negatif olacak ve mutlak değer içinde birbirlerine eşit olacaklar. Şimdi bunu formüle dökelim. Hatırlayalım. Isıyı nasıl buluyorduk? Q eşittir mc delta t değil mi? Bunu aklınızda mket diye de tutabilirsiniz. Çoğu öğrenci öyle yapıyor. Deltayı da a'ya benzetiyor. Q eşittir mket. Bakırın kütlesi 0,5 kilogram çarpı bakırın öz ısısı 387 çarpı sıcaklık değişimi. Son sıcaklığı bilmiyorum şimdilik buna T son diyelim. İlk sıcaklığımız 90 derece Celsius onu yazalım. Artı suyun kazandığı ısı deyip bunları sıfıra eşitleyeceğiz. Yine aynı formülü Q eşittir MC delta T'yi kullanarak onu da hesaplayacağız. Suyun kütlesi 2 kilogram öz ısısı 4186. T sonu hala bilmiyorum ama ilk sıcaklık 20 derece Celsius. Eşitliği kuruyoruz ve bunların hepsini sıfıra eşitliyoruz. Daha fazla yerim olmadığından buraya yazıyorum kusura bakmayın. Elimizde büyük bir eşitlik bir de bilinmeyen T son var. Sizce bunu çözebilecek miyiz? Kesinlikle evet. Burada sadece bir bilinmeyenimiz var. İki tarafta da değişken aynı T son. Aslında bu bakır ve suyun dengelendiği sıcaklık. Bu turuncu ile yazdığım yer negatif bir değer çıkacak. Çünkü bakır ısı kaybedecek. Dolayısıyla beyaz kısımlarda su ısı kazanacağından pozitif olacak. Sonuçta ikisi birbirini götürecek ve sıfıra eşitlenecek. Çünkü olması gereken durum bu. Şimdi değerleri yazalım. Bilinmeyen yani t sonlu terimleri bir tarafa alalım ve çözelim. Öncelikle t son çarpımındaki değerleri yazıp sonra da geri kalanları topluyorum. T sonu yalnız bırakıp işlemleri yaptığımızda da sonuç 21,58 derece Celsius çıkıyor. Sonuca bakıp yanlış mı yaptım ben ya diye düşünebilirsiniz. 21,58 mi? Suyun başlangıç sıcaklığı zaten 20 dereceydi. Defalarca dediğim gibi suyun öz ısısı çok yüksek. Ne kadar ısı eklerseniz ekleyin sıcaklığını o kadar da arttırmış olmuyorsunuz. Bakın burada kabın ısısını da hesaba katabilirdik. Kapta ısının bir kısmını emmiş olabilirdi. Bu durumda Q kap diye bir terimimiz daha olurdu. Ya da belki kabın içine başka bir parça daha atabilirdik. Onu da aynı şekilde buraya ekleyecektik. Sonuç olarak buradaki ısı alındığını ya da kaybedildiğini gösteren bütün Q'ları yazdıktan sonra yine denklemi sıfıra eşitlemek zorundayız. Çünkü dışarı ısı çıkmıyor ya da burada ısı üretmiyoruz. Sadece birbiriyle etkileşime giren maddeler arasında aktarılıyor. Öz ısı problemleri çözerken aklınızda bulunması gereken en önemli nokta burası. Bu denklemi kurup sıfıra eşitliyorsunuz ve bilinmeyen terimi bulmaya çalışıyorsunuz. Bu örneğimizde mesela T sonu bilmiyorduk. Onu bulmaya çalıştık. Bazen sizden bunlardan birinin kütlesini bulmanızı da isteyebilirler. Tek yapmanız gereken soruda verilenleri denkleme yerleştirip bilinmeyeni oradan çekmeniz. Hadi o zaman şimdi başka bir soru inceleyelim. Diyelim ki 20 derece Celsius'ta 2 kilogram suyu alıyoruz. Ama bu sefer bütün suyu kaynatıp buhara çevirmek için ne kadar ısıya ihtiyacımız olduğunu hesaplamaya çalışıyoruz. İlk olarak yapmamız gereken suyu kaynama noktasına gelecek kadar ısıtmak. Suyun kaynama noktasının 100 derece Celsius olduğunu biliyoruz. Hemen formülümüzü de buraya yazalım. Q eşittir mc delta t. Kütle 2 kilogram. Öz ısısı 4186. Sıcaklık farkını da hemen hesaplayalım. Suyu 20 dereceden 100 dereceye çıkarıyoruz. Suyun kaynama noktası aynı zamanda son sıcaklığımız 100 derece eksi ilk sıcaklığımız 20 derece diyeceğiz. O yüzden aradaki fark 80 derece Celsius olacak. Buradan ısıyı 669.760 Joule buluruz. Hesap makinesiyle hesaplarsanız siz de aynı sonuca ulaşacaksınız. Ancak bu suyu kaynatmak için yeterli değil. Bu ısı sadece suyu 100 derece Celsius'a getirir. Eğer suyu 100 dereceye getirir ve öylece bırakırsanız öylece kalır. Yani kaynamaz. Isı eklemeye devam etmeniz lazım. Bir kere 100 dereceye ulaştıktan sonra bütün suyu buharlaştırmak için ne kadar ısı gerekir? Bunu söylemek için suyun buharlaşma ısısını bilmeliyiz. Bu sefer su kaynadığı için yani suyu su buharına dönüştürdüğümüz için buharlaşma ısısına ihtiyacımız var. Eğer su sıvı halden katı hale geçip donsaydı o zaman da suyun donma noktasına bilmemiz gerekiyordu. Ama hem buharlaşma hem de donma için aynı formülü kullanıyoruz. Maddenin bir halden diğerine geçmesi için gereken ısı miktarı eşittir. Bakın bu haller arası geçişte kullandığımız formül. Öz ısı ise sıcaklık farkını hesaplarken yararlandığımız formül. Az önce yaptığımız hesaplama bize 80 derecelik sıcaklık farkı için ihtiyacımız olan ısı miktarını söylemişti. Şimdi yazacağım formül ise su 100 derece Celsius'a geldikten sonra tamamının su buharına dönüştürmek için gereken ısı miktarını verecek. Buharlaşma ve donma ısısını Q eşittir ml formülü kullanarak buluyoruz. Burada m kütle. Kütle ne kadar fazlaysa o kadar fazla ısı gerekir. L hal değişme ısısını gösteriyor. Aynı zamanda tıpkı öz ısı gibi bir sabit sayıdır. Sadece sıcaklığı değiştirmek için ne kadar ısı gerektiğini değil de hal değişimi için ne kadar ısı gerektiğini söylüyor bize. Suyun buharlaşma ısısı çok büyük. 2 milyon 260 bin jül bölü kilogram. Bu da demek oluyor ki kaynama noktasındaki 1 kilogram suyu 1 kilogram buhara çevirmek için gereken ısı 2 milyon 260 bin jül. Yani önce 20 derecedeki suyu MC delta T 100 dereceye çıkarmak için gereken ısıyı bulmamız gerekecek. Sonrasında 100 derecedeki suyu buharlaşmak için gereken ısıyı ML formülü kullanarak hesaplayıp buna ekleyeceğiz. Suyun kütlesi 2 kilogram. L değerimizde 2 milyon 260 bin. İşlem yapınca görüyoruz ki suyu kaynama noktasına getirmek için 669.760 bin Kaynama noktasındaki suyu buharlaştırmak için ise 4 milyon 520 bin jül ısı gerekiyormuş. Bu da toplamda 5 milyon 189 bin 760 jül eder. Yani 20 derece Celsius'daki 2 kilogram suyu 2 kilogram su buharına dönüştürmek için bu kadar ısı ihtiyacımız olur. Şimdi size göstermek istediğim bir şey daha var. Temiz bir ekranla devam edelim su yerine en başta buzla başladığımızı düşünelim. Elimizde çok soğuk, 3 kilogramlık bir buz parçası olsun. Mesela ilk sıcaklığımız 0 değil, daha soğuk, eksi 40 derece Celsius olsun. Sorumuz şu. 3 kilogramlık bu buz parçasını 3 kilogramlık su buharına çevirmek için ne kadar ısı gerekir? Sadece buhar değil, 100 dereceden daha sıcak bir buhar istiyoruz. Son sıcaklığımız yine T son ve 160 derece olsun. Peki ne kadar ısı eklememiz gerekiyor? Bunu aklımızda daha iyi canlandırabilmek için bir grafik üzerinde göstereceğim. Dikey eksene sıcaklık değerini, düşe eksene de sisteme verdiğimiz ısı miktarını yazıyorum. Bakın burada ne yapmamız gerektiğini kısaca göstereceğim. Aklınıza ilk olarak Q eşittir MC delta T formülü uygulamak geldi değil mi? M 3 kilogram C'yi bilmiyoruz şimdilik dursun bu delta T'yi biliyoruz son sıcaklığımız 160 derece Celsius. İlk sıcaklıkta eksi 40 derece Celsius'tu. Eksi işaretini koymayı sakın unutmayın. Öz ısı değerini yazınca denklemimiz tamam gibi duruyor. Ama yanlış yoldayız. Neyin öz ısısını yazacağımızı biliyor muyuz? Buzun mu, suyun mu yoksa su buharının mı öz ısısını alacağız? Hepsi birbirinden farklı. Üstelik bu süreçte hal değişimi de olacak. Önce buz suya dönüşecek, sonra su da su buharına dönüşecek. Hal değişimini öylece göz ardı edemeyiz. Bunlar çok önemli. Bunu kesinlikle yapmıyoruz. Şimdi size ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Eksi 40 derecedeyiz. Bunun x ekseninin altında bir değer olması gerektiğini biliyorum. Ama şimdilik 0 noktası biraz yukarıda diye düşünelim. Isı ekliyoruz. Eklediğimiz ısı bizi 0 derece Celsius'a getirdi. Burada artık durmamız lazım. 0 derecede duruyoruz. Çünkü hal değişimi gördüğümüz her noktada beklememiz lazım. Bu bölümde ne kadar ısı gerekir? MC delta T'yi kullanarak M3 kilogram buzun öz ısısı yaklaşık 2090, son sıcaklık 0 derece, ilk sıcaklık da eksi 40 derece. 0 eksi 40 diyoruz. Sakın formülde eksiği unutmayın. Bunu hesapladığımızda bize gereken ısıyı 250.800 جول olarak buluyoruz. Ancak bu işlemle buzu sadece erime noktasına kadar getirdik. Şimdi ise eritmemiz gerekecek. Buz erirken grafikte nasıl bir şekil ortaya çıkacak acaba? Buzun sıcaklığı erime sırasında sabit kalacak. Bütün enerji moleküller arası bağları gevşetmek için kullanılacak. Peki bu işaretlediğimiz alan ne kadar ısıya karşılık geliyor? Bu bir hal değiştirme safhası. Dolayısıyla Q eşittir ml'yi kullanmamız gerek. M3 kilogram L ise bu durumda buharlaşma değil erime ısısını gösterecek. Çünkü burada katıdan sıvıya geçiş var. O yüzden füzyon ısısı da denen erime ısısına ihtiyacımız var. Suyun erime ısısı 333.000 bin Joule bölü kilogram. Elimizde 3 kilogram olduğuna göre bu değeri 3 ile çarpacağız. Dolayısıyla bu aşamada gereken ısı 999 bin Yani 0 derece Celsius'taki buzu yine 0 derece Celsius'taki suya dönüştürmek için bize bu kadar ısı gerekiyormuş. Şimdi neler olduğunu daha iyi göreceğiz. Bu aşamada 0 derecelik suyu öncelikle kaç dereceye çıkarmamız lazım? 160 değil. 100 dereceye kadar çıkacak. Çünkü bu noktadan sonra su buharına dönüşecek. Ne zaman bir hal değişimi olsa o noktada duruyoruz. Çünkü öz ısının değeri değişiyor. Bu turuncu bölgedeki ısıyı hesaplamak için mc delta t'yi kullanabiliriz. M için 3, suyun öz ısısı için 4186 ve sıcaklık değişimi için 0'dan 100'e çıktığımızdan 100 yazarsak sonuç olarak 1.255.800 Joule buluruz. Şimdi de suyu buhara çevirmemiz lazım. Ne kadar ısıya ihtiyacımız var? Yine bir hal değişimi görüyoruz ml formülünü yazalım. Kütle 3 kilogram, L değeri yani buharlaşma ısısı 2 milyon 260 bin olduğu için sonuç 6 milyon 780 bin Joule çıkar. Bu suyu buharlaştırmak için ihtiyacımız olan miktar. Son bir adım daha kaldı. O da 100 derecelik buharımızı 160 derece Celsius'taki buhara çevirmek. Yine bir mc delta t yapıyoruz. Buharın öz ısısı için 2010, son sıcaklığımız 160 derece, İlk sıcaklığımız 100 derece, onu da yazdık ve sonuç 361.800 Joule çıktı. Eksi 40 derecedeki 3 kilogram buzu 160 derecelik buhara çevirmek için ne kadar ısı gerekir sorusuna cevap verebilmek için her aşamada bulduğumuz değerleri toplamalıyız. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur.